Değerli Özgün Kocaeli Gazetesi izleyicileri, günlerdir kamuoyunu meşgul eden Yahya Kaptan'daki ağaç kesimleriyle ilgili yerinde inceleme yaptık. Ve Yahya Kaptan Mahallesi Muhtarı Nermin Şenses'e bu konuyu sormak için Nermin Hanım'ın yanına geldik. Nermin Hanım birazdan bu konuyla ilgili bize bilgi verecek. Çünkü biliyorsunuz günlerdir ağaç kesiliyor, ağaç katlediliyor gibi birçok şeyler söyleniyor. Birçok gazetelerde de bu konuyla ilgili haberler çıkıyor. Şimdi muhatabından bu konuyla ilgili bilgi almak için Nermin Hanım'ı dinliyoruz. Nermin Hanım merhabalar. Merhaba Uğur Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yahya Kaptan'daki ağaç kesim olayı nedir? Bir de sizden dinlemek istiyorum. Bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü günlerdir sosyal medyada ve gazetelerde linç girişimiyle karşı karşıyayım. İlk önce kendi yetki ve sorumluluklarımı söyleyeyim. Bu ağaçlarla ilgili ne benim yetkimde ne de sorumluluğumda. Başta onu belirteyim. Çünkü bölge başkanlarımız var. O blokların yöneticileri var, o adalarda oturan sakinler var. Onların birlikte karar verip kestirmesine neden olduğu bir durum var. Benim zaten aday olduğum süreçte seçim kampanyasında projelerim içinde olan bir şeydi. Ben yukarıda işte Ankara'da meclisimizde hangi bakanlıklar varsa bunlarla ilgili komisyon kuracağımı, bu komisyon çevre, sağlık, eğitim, bunlarla ilgili kültür, sanat, aklınıza gelebilecek bütün bakanlıkların komisyonunu kuracağımı sokakta gezdiğim vatandaşa, o istediğim vatandaşa anlatmıştım. Seçildikten sonra da Çevre Platformu diye bir platform kuran mahalle sakinlerimize de anlattım bunu. Acele etmeyin. Bakın böyle bir komisyon kuracağız. Üniversitelerden, belediyelerden, çevre ve şehircilik planlamadan aklınıza gelebilecek bu konuda etkin kişilerden bilimsel bir çalışma isteyeceğiz. Hatta Yahya Kaptan'ı pilot bölge yapalım. Bu ağaçlandırmayla ilgili yanlış ağaçlandırmalar var. Ev almış, önüne gelen ağaç dikmiş. Toplu yaşanan bir yerde bir defa meyve ağacı dikilmez. İşte çam ağaçları evin dibine dikilmiş falan filan. Ben çok bu konuya hakim olmadığım için bilimsel, ziraat mühendisinin, çevre şehircilik planlamanın, çevre peyzaj mimarlarının, orman mühendisinin yani birkaç dalın bir arada olduğu bir bilim, hatta güzel sanatlardan bile insanların içinde olduğu bir çalışma düşünüyorum. Ama daha dediğim gibi 12. günündeyim ben. Çiçeği burnunda çünkü buranın sorunu sadece ağaç değil, başka sorunları da var. Hani görünmeyenler, ağaç kesildiği görülüyor ama başka sorunlarımız var. Başka sorunları gidermeye çalışıyorum bir taraftan da. Onun için ben bu çalışmaları yapacağım zaten. Vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Ben zaten hepsine dedim biz birlikte yöneteceğiz. Birlikte başaracağız. Hayvanlarla ilgili komisyon, sporla ilgili komisyon, hepsiyle ilgili birlikte bu mahalleyi yöneteceğiz dedim. Benim söyleyeceklerim bu kadar.